Aslında Muğla'nın ya da Türkiye'nin kuraklık riski değil, dünyayı bekleyen bir kuraklık riski var. Çünkü sorunu soyut hale getirmek için iklim krizi diyorlar. Ama bu bir iklim değişikliği ve iklimin kendisinden kaynaklı bir şey değil. İklimler kendi periyotlarında devam ediyorlar. Ama o periyodu değiştiren, süreci hızlandıran ve doğanın zararına hareket eden, gerçekten kontrol edilemez para hırsı, tüketilmiş kışkırtılmış tüketim ve bunun beraberinde de kaynakların hızla yok edilmesi. Eğer doğa kendini yenileceği imkanlardan yoksun kalırsa, işte ormanını kaybederse, sularını hızlıca kirletirsek ve temizlemeye izin vermezsek, bu doğal çevrimi etkiliyor ve hepimizin hayatlarına da yağmayan yağmur, kıtlık, su azlığı ve doğal olarak da gıdaya erişimde eşitsizliği getirecek. Şimdi Türkiye'yi ne bekliyor? Muhtemelen endişeyle söylüyorum ki bir defa orman yangınları bekliyor. Çünkü kuraklık ve nem oranının düşmesi, hatırlayın, 2021 yılında 12 gün boyunca sönmeyen yangınlarla karşılaştırdı bizi. İşte orman yangını olduğu zaman yutak alanı azalıyor ve bu birbirini tetikleyen bir kısır döngüye dönüşüyor. Kuraklığın ortaya çıkması demek sulak alanlardaki habitatın yok olması ya da çeşitliliğin azalması. Yani birbirinin varlığını sürdürmesine yardımcı olan yaşamların, bu bitkiler olabilir, hayvanlar olabilir, bunlarda tür azalması, çeşidin azalması ve giderek de canlılığın yok olması ile ilgili hepimizin endişeyle karşılaşacağı bir çölleşme sürecini getirecektir. Yani bize çok iş düşüyor anlatmakla ilgili ve sokağın hareketlenmesi lazım. Yani yasal olan meşru anlamına gelmez. Yani sokakta bir meşruiyet arayışının başlaması lazım.